Küçük Prens. 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üzerine kaleme alınan Yaşanmış Öyküler adlı kitapta muhteşem bir resim gördüm. Bu resme göre bir boa yılanı avını yutarken görülüyordu. İşte o resim. Boa yılanı avının etrafına sarılmış ve yutmaya çalışıyor. Kitapta şunlar yazıyordu. Boa yılanları avlarını bütün halde çiğnemeden yutar. Sonra avlarını sindirmek için 6 ay boyunca uyurlar. Bunun üzerine ben de balta girmemiş orman maceralarını düşündüm. Ve bu maceralarla ilgili ilk resmimi çizdim. Benim bir numaralı resmim buydu ve böyle bir şeydi. Kahverengi, ortası şişkin, düz bir çizgi. Çizdiğim bu başyapıtımı büyüklere gösterdim ve bundan korkup korkmadıklarını sordum. Onlar da bana, "Bir insan niçin bir şapkadan korksun ki?" dediler. Fakat ben bir şapka resmi çizmemiştim. Benim resmim bir fili sindirmeye çalışan bir boa yılanını gösteriyordu. Ben de büyüklerin de anlayabilmesi için boa yılanının içini çizdim. Çünkü büyükler her zaman açıklamaya ihtiyaç duyarlar. İşte benim 2 numaralı resmim de böyleydi. Bir boa yılanı, içinde de bir fil. Büyükler bana boa yılanı resimlerini bir kenara bırakmamı ve coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi tavsiye ettiler. Böylece ressamlık kariyerim 6 yaşında başlamadan bitmiş oldu. 1 ve 2 numaralı resimlerimdeki başarısızlığım buna sebep olmuştu. Büyükler hiçbir zaman anlamıyorlar ve çocukların onlara her zaman açıklama yapmak zorunda kalmaları çok yorucu oluyor. Ben de başka bir meslek seçtim ve pilot olup uçak kullanmayı öğrendim. Bu sayede dünyanın pek çok yerine uçtum. Gerçek şu ki coğrafya bilgilerim fazlasıyla işime yaradı. Bir bakışta Çin'i ve Arizona'yı rahatlıkla ayırt edebiliyordum. Geceleyin kaybolursanız da bu bilgi çok faydalıdır. Hayatım boyunca pek çok önemli kişiyle karşılaştım. Büyüklerin arasında da bulundum. Onları çok yakından görüp tanıdım. Fakat bunun benim onlarla ilgili düşüncelerimi pek değiştirdiği söylenemez. Daha açık görüşlü ve anlayışlı biriyle karşılaştığımda hep yanımda taşıdığım bir numaralı resmi ona gösterip onu deniyordum. Onun gerçekten de algılayış düzeyini öğrenmek istiyordum. Ama resmime bakanların hepsi bu bir şapka cevabını veriyordu. Bu cevap üzerine ben de onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Onların algılayabilecekleri şeylerden bahsediyordum. O şeyler ise bridge, golf, siyaset ve kravatlarla ilgiliydi. Ve onlar da böyle mantıklı bir adamla tanışmaktan mutluluk duyuyorlardı. 6 yıl önce uçağım Büyük Sahra Çölü'nde arızalandı ve ben o güne kadar yalnız yaşadım. Uçağımın motorundaki bir parça kırılmıştı. Benim yanımda ise ne bir tamirci ne de bir yolcu vardı. Ve ben de bu zorlu tamir işini tek başıma yapmak zorunda kalmıştım. Bu durumda ya ölecektim ya da hayatta kalacaktım. Yanımda ise bir hafta yetecek kadar içme suyu vardı. İlk gece en yakın yerleşim alanının 1000 mil uzağındaki bir yerde kumların üzerinde uyudum. Okyanusun ortasında bir saldaki denizci kadar yalnızdım. Gün doğarken zayıf bir ses tarafından uyandırılmanın ne kadar hayret verici olduğunu hayal ediniz. O ses bana, "Lütfen bana bir koyun resmi çizin." "Ne? Bana bir koyun resmi çizin." Ben yıldırım çarpmış gibi ayağa fırladım. Gözlerimi tekrar tekrar ovuşturdum. Her yere dikkatlice baktım. Karşımda bana büyük bir ciddiyetle bakan sıra dışı küçük bir adam gördüm. Bu küçük adamın daha sonra çizebileceğim en güzel resmi şöyledir. Yeşil bir pelerin, beyaz bir takım ve altında uzun siyah botlar, sarışın, etrafında yıldızlar olan bir adam. Benim çizdiğim bu resim doğal olarak modeli kadar sevimli olmayacaktı. Ancak bu benim hatam değildi.
resim yapma konusundaki cesaretim ben daha 6 yaşındayken büyükler tarafından kırılmıştı. Ben boğa yılanlarının içleri ve dışlarıyla ilgili başka bir resim çizmeyi öğrenmemiştim. Şaşkınlıktan kocaman açılmış gözlerle hayalete benzeyen karşımdaki görüntüye baktım. Benim herhangi bir yerleşim biriminden 1000 mil uzakta çölde olduğumu unutmayın. Benim bu küçük adamım ne yolunu kaybetmiş, ne yorgunluktan halsiz düşmüş, ne açlıktan ve susuzluktan bayılacak duruma gelmiş, ne de susuz kalmış ya da korkuyor gibi görünmüyordu. En yakın yerleşim yerinden 1000 mil uzakta, bir çölde kaybolmuş bir çocuk gibi de görünmüyordu. Ben en sonunda konuşmayı başarıp ona şöyle dedim. ''Ama burada ne yapıyorsun?'' Ve o da alçak bir sesle önemli bir şey söylüyormuş gibi tekrar etti. Lütfen bana bir koyun çizin. İnsan gizemli bir durumla karşılaşıp da etkilendiğinde ona karşı koyması büyük cesaret gerektirir. Bana çok mantıksız gelse de hem de yerleşim birimlerinin 1000 mil uzağında ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğum böyle bir durumda cebimden bir parça kağıt ve bir de dolma kalem çıkardım. Ama birden, özellikle coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisi öğrenimi gördüğümü hatırladım. Ve bu küçük adama biraz da üzülerek resim yapmayı bilmiyorum dedim. O da bana şöyle dedi. Bunun bir önemi yok ki. Bana bir koyun çizin. O güne kadar hiç koyun resmi çizmediğim için çizebildiğim iki resimden birini çizdim. Bu resimde bir boğa yılanının dıştan görünüşüydü. Bu küçük adamın söylediği şey beni hayretler içinde bıraktı. Hayır, hayır, ben bir fili yutmuş boğa yılanı resmi istemiyorum. Boğa yılanları çok tehlikelidir ve bir fil ise çok büyük olduğu için çok yer kaplar. Benim yaşadığım yer ise çok küçüktür. Bana bir koyun gerek, bana bir koyun çizin. Ben de dediğini yaptım. Ona bir koyun çizdim. Resmi dikkatlice inceledi ve şöyle dedi. Hayır, bu koyun çok hasta. Başka bir koyun çizin. Ben de yeniden çizdim. İşte farklı bir koyun. Dostum nazikçe güldü ve bana gördüğün gibi bu bir koyun değil, bu bir koç. Boynuzları var. Bir resim daha çizdim. Önceki resimler gibi bunu da reddetti. Bu koyun çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Artık sabrım tükenmek üzereydi ve uçağımın motoruyla ilgilenmem gerekiyordu. Hemen aşağıdaki resmi karaladım. Dikdörtgen prizma şeklinde bir kutu. Üzerinde 3 adet delik var. Ve ona bu resmi açıkladım. Bu sandık. İstediğin koyun da bu sandığın içinde. Genç uzmanımın yüzündeki ışığı görmek beni şaşırttı. İşte bu, tam istediğim gibi. Bu koyun için çok ot gerekir mi? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Orada kesinlikle bu koyuna yetecek kadar ot vardır. Sana çok küçük bir koyun verdim. Resme doğru eğildi. O kadar da küçük değil. Bak, uyumuş bile, dedi. Ve ben böylece Küçük Prens ile tanışmış oldum. Onun nereden geldiğini anlamam uzun zaman aldı. Bana pek çok soru soran Küçük Prens, ona sorduğum soruları sanki hiç duymuyordu. Dedikleri de şans eseri yavaş yavaş çözüp anlayabileceğim sözcüklerdi. Örneğin, uçağımı ilk kez gördüğünde, uçağımın resmini çizmeyeceğim. Bu benim gibi biri için çok karmaşık bir resim bu arada. Bana şöyle dedi. Bu cisim nedir? Bu bir cisim değil. Bu uçar. Bu bir uçak. Bu benim uçağım. Uçabildiğimi anlaması beni gururlandırmıştı. O daha sonra da bağırdı. Ne? Sen gökten mi indin? Ben de alçak gönüllü bir şekilde cevapladım. Evet. Aa, bu çok tuhaf, dedi. Ve Küçük Prens beni çok kızdırıp rahatsız eden ama bir o kadar da güzel bir kahkaha attı. Ben ise başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterdim. Sonra da ekledi.
Başka bir gezegenden mi geliyorsun? Bir anda onun gizemli varlığında bir ışıltı gördüm. Ve ona hemen sordum. Sen de başka bir gezegenden mi geliyorsun? Ancak o cevap vermedi. Gözlerini ocağımdan ayırmadan nazikçe başını salladı. Bununla çok uzaklardan gelmiş olamazsın. Ve uzun uzun bir hayale daldı. Sonra da çizdiğim koyun resmini cebinden çıkararak bu hazinesini seyretmeye başladı. Başka gezegenler ifadesinin beni nasıl meraklandırıp heyecanlandırdığını tahmin edebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi almaya çalıştım ondan. Benim küçük adamım, nereden geliyorsun? Yaşadığım yer. Benim küçük adamım, nereden geliyorsun? Yaşadığım yer diye bahsettiğin neresi? Kısa bir sessizlikten sonra cevap verdi. Bu sandık çok iyi oldu. Geceleri sandığı evi olarak kullanacak. Tabii ki, iyi bir çocuk olursan, gündüz onu bağlaman için sana bir ip ve bir de kazık verebilirim. Bu teklif küçük prensi şaşırtmıştı. Onu bağlamak mı? Ne tuhaf bir fikir. Fakat onu bağlamazsan uzaklara gidip kaybolabilir. Dostum yine bir kahkaha attı. Nereye gidebilir ki? Bunu bilemeyiz. İstediği yere gidebilir, dedim. Bu cevap karşısında küçük prens ciddileşerek, bu önemli değil. Yaşadığım yer o kadar küçüktür ki, dedi. Daha sonra üzüntüyle ekledi. Nereye giderse gitsin, çok uzaklaşamaz. Böylece çok önemli bir şey öğrenmiş oldum. Küçük prensin geldiği gezegen bir evden biraz daha büyüktü. Bu durum beni çok şaşırtmadı. Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adlı bildiğimiz gezegenlerden başka, teleskopla bile zor görülebilen yüzlerce küçük gezegenin var olduğunu zaten biliyorum. Bir gökbilimci onlardan birini keşfettiğinde ona bir isim ve bir numara verir. Örneğin, asteroid 325. Benim küçük prensimin gezegeninin B612 asteroidi olduğuna inanmak için ciddi nedenlerim vardı. Bu gezegen 1909'da bir Türk gökbilimcisi tarafından görülmüştür. Bu Türk gökbilimcisi, Uluslararası Astronomi Kongresi'nde yaptığı büyük keşfin büyük bir gururla sunumunu yapmıştı. Ama hiç kimse kıyafetinden dolayı ona inanmamıştı. Büyükler işte böyledir. Neyse ki bir Türk lider, B612 asteroidi keşfinin itibarı için halkın Avrupalılar gibi giyinmesini, giyinmeyenlerin ölüm cezasıyla cezalandırılmasını emretmiş. Böylece 1920'de aynı Türk gökbilimci keşfinin sunumunu bu sefer çok zarif bir kıyafetle yapmıştır. Bu kez keşif herkes tarafından kabul edilmiştir. Size B612 gezegeniyle ilgili bu kadar detaylı bilgi aktarabiliyorsam, işte bu da büyükler yüzündendir. Büyükler sayılara hayrandırlar. Eğer onlara yeni bir arkadaştan bahsederseniz, size asla konunun özüyle ilgili şeyleri sormazlar. Size kesinlikle şöyle demezler mesela. Onun nasıl bir ses tonu var? Hangi oyunları sever? Kelebek koleksiyonu var mı? Bu sorular yerine şunları sorarlar. O kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası ne kadar para kazanıyor? Sadece bu sorularla onu tanıdıklarını sanırlar. Eğer büyüklere penceresinde sardunyalar, çatısında güvercinler olan pembe tuğlalı bir ev gördüm derseniz, bu evi asla gözlerinin önüne getiremezler. Fakat onlara 200 bin dolarlık bir ev gördüm dediğinizde, o zaman haykıracaklardır. Ne kadar güzel bir ev. Yine onlara büyüleyici bir gülüşü olan biri var ve bir koyun istiyor. Birinin koyun istemesi onun varlığının da kanıtıdır derseniz, omuzlarını silkip size hemen bir çocuk muamelesi yapacaklardır. Eğer siz onlara onun geldiği gezegen asteroid B612'dir derseniz, o zaman buna inanacaklar ve size pek çok soru sorup sizi bunaltacaklardır. Büyükler böyledir işte. Onlara karşı iyi olmak gerek.
Çocuklar her zaman büyüklerin karşısında çok hoşgörülü olmalıdır. Ama şu da var ki, hayatı anlayan bizler için sayıların önemi yoktur. Elbette bu öyküye bir peri masalı gibi başlamak isterdim. Bir varmış, bir yokmuş. Kendinden biraz daha büyük bir gezegende yaşayan ve kendisini arkadaş arayan bir küçük prens varmış. Bu giriş, hayatın anlamını kavrayanlar için daha gerçekçi olurdu. Ben kitabımın özensiz ve dikkatsiz bir biçimde okunmasını istemiyorum. Bu anıları anlatırken bazen hüzünleniyorum. Dostum, koyununu alıp gideli 6 yıl oldu. Benim burada onu anlatmam, dostumu unutmamak içindir. Bir dostu unutmak çok acıdır çünkü. Herkesin bir dostu olmaz. Ve ben de sayılardan başka bir şeyle ilgilenmeyen büyükler gibi olabilirim. İşte bunun için bir kutu boya ve kalemler satın aldım. 6 yaşındayken bir boa yılanının içinin ve dışının resimlerini çizmekten başka hiçbir resim yapamayan biri için tekrar resim yapmaya çalıştığında resimler gerçek hayattakine pek benzemiyor. Dostumun boyu konusunda da hatalar yapıyorum. Küçük prens bir yerde çok uzun, bir yerde çok kısa. Kıyafetinin rengi konusunda da kararsızlık yaşıyorum. Sonuçta önemli bazı ayrıntılarda hata yapıyor olabilirim. Ama bu konuda bağışlamanız gerekecek. Dostum bana bir açıklama yapmıyordu. Belki beni de kendisi gibi sanıyordu. Ama ben ne yazık ki sandıkların içindeki koyunları görmeyi bilmiyorum. Belki de büyükler gibiyim biraz. Yaşlanmak zorunda kaldım. Her geçen gün küçük prensin gezegeniyle, onun gezegenden ayrılışı ve yolculuğuyla ilgili bir şeyler öğreniyordum. Onun verdiği bilgilerle bir şeyler öğrenebildiğim için bu çok yavaş gidiyordu. Üçüncü gün baobab ağaçlarının macerasını da öğrenmiştim. İşte bu yüzden koyuna teşekkür borçluyum. Küçük prens birdenbire ciddi bir endişeyle bana ''Koyunların çalıları yediği doğru mu?'' diye sordu. ''Evet, bu doğru.'' ''Ah, buna çok sevindim. Koyunların çalıları yemesinin niçin bu kadar önemli olduğunu anlamadım. Ama küçük prens ekledi. ''O zaman onlar baobaları da yerler, değil mi?'' Ben de ona baobaların küçük birer çalı olmadıklarını, aksine baobaların büyük kaleler kadar büyük ağaçlar olduklarını ve bir fil sürüsünün bile tek bir baobayı yiyemeyeceğini söyledim. Fil sürüsü fikri küçük prensi güldürdü. Belki de filleri üst üste koymak gerekir. Ama bilgece bir yorum yaptı. Baobalar da büyümeden önce küçüktürler. Bu kesinlikle doğru. Ama sen koyunların niçin küçük baobaları yemelerini istiyorsun? Küçük prens cevabı çok açık bir şeyden konuşuyormuş gibi bana. Aha gel gel dedi. Bu sorunu çözmek için herhangi bir yardım almadan büyük zihinsel çaba sarf etmem gerekecekti. Anladığım şey şuydu ki, küçük prensin gezegeninde tıpkı diğer gezegenlerde olduğu gibi iyi ve kötü bitkiler vardı. Sonuçta da iyi bitkilerin iyi, kötü bitkilerin de kötü tohumları vardı. Ama bu tohumlar gözle görülmezdi. Toprağın, karanlığının kalbinde içlerinden biri uyanmak arzusu duyana kadar uyur dururlardı. Sonra bu küçük tohum uyanarak gerinir ve ondan çıkan küçük bir filiz güneşe doğru uzanır. Bu, eğer bir turp filizi ya da bir gül fidanıysa büyümesine izin verilir. Ama zararlı olduğu anlaşılır anlaşılmaz o söküp atılır. İşte küçük prensin gezegeninde böyle kötü tohumlar vardı. Ve bunlar da baobab tohumlarıydı. Ne yazık ki gezegenin her yerini kaplamışlardı. Eğer çok geç kalınırsa tek bir baobadan bile kurtulmak mümkün değildir. O tüm gezegenin üzerine yayılır. Böylece kökleriyle gezegeni iyice sarar. Ve gezegen çok küçükse baobalar kökleriyle onu parçalar. Daha sonra küçük prens bana şöyle dedi. Bu bir disiplin sorunudur. Sabahları kendi temizliğini yaptıktan sonra gezegeni de büyük bir özenle temizlemek gerekir. Baobaları daha küçükken çok benzedikleri gül filizlerinden ayırıp düzenli olarak söküp atmak gerekir. Bu çok sıkıcı bir iştir. Ama aynı zamanda çok da kolaydır. Küçük prens bir gün bana geldiğim yerdeki çocukların bunu tam olarak anlamaları için güzel bir resim yapmamı söyledi. Günün birinde yolculuk yapmak isterlerse bu bilgi onlar için çok yararlı olacaktır. Bazen bir işi daha sonraya bırakmanın zararı yoktur.
Ama sorun baobablarsa, böyle davranmak her zaman felakete yol açar. Tembel bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. O adam, üç küçük çalıya dikkat etmeyip umursamamıştı. Bunun üzerine, küçük prensin anlattıklarına göre o gezegenin resmini yaptım. Ben, öğüt verici bir tarzda konuşmayı çok sevmiyorum. Ama o baobaların doğuracağı tehlike çok az biliniyor. Ve bu yüzden küçük bir gezegende yaşayan biri yanıldığında nelerle karşılaşabileceğine dair bu defa öğüt vererek konuşacağım. Çocuklar, baobalara dikkat! Bu resim üzerinde bu kadar çok çalışmamın sebebi, benim gibi bilmeden uzun zamandır onun yakınından geçerken olabilecekler konusunda dostlarımı uyarmaktır. Resim için çok çalışsam da verdiğim öğüt için değer. Belki de bana, neden bu kitapta baobaların resmi kadar görkemli başka resimler yok diye soracaksınız. Cevabı çok basittir. Denedim ama diğerlerinde bu kadar başarılı olamadım. Baobaları çizerken durumun zorluğuna inanmıştım çünkü. Büyük gövdeli, kalın, uzun bir baobab ağacı. Üzerinde ise bir adam. Onu kesmeye çalışıyor. Lakin ne mümkün. Çoktan büyümüş bile. Ah küçük prens! Senin küçük ve hüzünlü yaşamını yavaş yavaş anladım. Uzun zamandır tek zevkin gün batımlarını sessizce seyretmekti. Bu yeni ayrıntıyı 4. günün sabahında öğrenmiştim. Bana şöyle demiştin. Ben gün batımlarını çok severim. Hadi gün batımını görmeye gidelim. Ama beklemek gerek. Neyi beklemek? Güneşin batmasını. İlk önce çok şaşırdın ve sonra kendi kendine güldün. Bana dedin ki, kendimi hep gezegenimde, evimde sanıyorum. Öyle ya, Birleşik Devletler'de öğlen olduğunda Fransa'da güneşin battığını herkes bilir. Fransa'da gün batımını görmek için bir dakikada Fransa'ya gidebilse eğer. Ne yazık ki Fransa çok uzakta. Senin küçük gezegeninde bunun için sandalyeni birkaç adım ilerletmen yeterdi. Ne zaman istersen gün batımını ve alacakaranlığı görebilirdin. Bir gün bana, ben gün batımını 44 kez gördüm dedi. Sonra da devam etti. Biliyor musun, gün batımını izlemek üzgün olduğumuz zaman daha güzel. Ben de ona, sen gün batımını 44 kez seyrettiğinde çok mu üzgündün diye sordum. Ama küçük prens cevap vermedi. 5. gün. Çizdiğim koyun sayesinde küçük prensin yaşamına dair bir sırrı öğrendim. Üzerinde uzun süre düşünülmüş bir sorunu aniden soruverdi. Bir koyun çalıları yiyorsa çiçekleri de yer mi? Koyunlar ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de mi? Evet, dikenli çiçekleri de. O zaman dikenler ne işe yarıyor? Bilmiyordum. O anda motorumun sıkışmış olan civatasını sökmekle çok meşguldüm. Çok endişeliydim. Uçağımdaki arıza çok ciddi görünüyordu. Ve en büyük korkum da içme suyumun bitmek üzere olmasıydı. Dikenler niye yarıyor? Küçük prens cevap alamadığı bir soruyu sürekli soruyordu. Sıkışan civata yüzünden üzgündüm ve aklıma ilk gelen cevabı verdim. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçeklerin kötülüğünden dolayı dikenler çıkar. Tam bir sessizlik oldu. Sonra küçük prens biraz da öfkeyle, ''Sana inanmıyorum. Çiçekler çok zarif ve naiftir. Kendilerini korumak için korkunç silahlar olarak dikenleri vardır.'' Ona cevap vermedim. O anda kendi kendime, ''Eğer bu civata gevşemezse ona çekiçle vuracağım.'' diyordum. Fakat küçük prens düşüncemi rahatsız ederek, ''Sen inanıyorsun ki çiçekler...'' ''Hayır, hayır, hayır, ben hiçbir şeye inanmıyorum. Sana aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Şu an çok önemli bir işle meşgulüm. Görmüyor musun?'' Küçük prens yıldırım çarpmış gibi bana baktı. Önemli bir iş. Ben elimde çekiç ve makine yağından dolayı siyaha boyanmış parmaklarımla ona son derece çirkin görünen bir nesnenin üzerine eğilmiş dururken o da bana bakıyordu. Sen büyükler gibi konuşuyorsun. Bu beni biraz utandırdı. Ama o acımasızca devam etti. Sen her şeyi karıştırıyorsun. Gerçekten çok kızmıştı. Altın sarısı saçları rüzgarda uçuşuyordu. Yüzü kırmızı renkli bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. O hiç çiçek koklamamıştı. O hiç yıldızlara bakmamıştı. O hiç kimseyi sevmemişti. O rakamlarla toplamaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Ve bütün gün senin gibi diyordu ki, ben önemli işlerle uğraşan bir adamım. Ve bununla gurur duyuyordu.
Ama o bir insan değildi. O bir mantardı. Neydi? Bir mantar. Küçük prens öfkeden bembeyaz olmuştu. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Milyonlarca yıldır koyunlar çiçekleri yiyor. Önemli gibi görünmeyen ve hiçbir işe yaramayan bu dikenlerin neden çıktığını anlamaya çalışmak önemsiz mi? Koyunlarla çiçeklerin arasındaki savaş önemli değil mi? O büyük, kırmızı yüzlü adamın toplama işlemlerinden daha mı az önemli? Ben sadece benim gezegenimde yetişen bir çiçek biliyorsam ve bir sabah küçük bir koyun onun ne olduğunu bilmeden tek lokmada onu yok edebilecek ve bu önemli olmayacak, öyle mi? Başka bir şey demedi. Bir anda hışkırıklarla tıkandı. Gece olmuştu. Ben aletleri bırakmıştım. Çekicim, civata, susuzluk, ölüm o kadar da önemli değildi artık. Bir yıldızda, bir gezegende, dünyada ilgilenilmesi gereken bir küçük prens vardı. Onu kollarıma alıp hafifçe sarsarak şöyle dedim. Sevdiğin çiçek tehlikede değil. Koyunun için bir ağızlık çizeceğim. Çiçeğin içinde bir korkuluk. Ben ona başka ne diyeceğimi bilemedim. Kendimi çok garip ve yeteneksiz hissediyordum. Ona nasıl ulaşacağımı, nerede yine el ele olacağımızı bilmiyordum. Bu gizemli yer ki bir gözyaşı ülkesidir. Çok geçmeden bu çiçekle ilgili daha çok şey öğrendim. Küçük prensin gezegeninin çiçekleri çok sadeydi. Bir dizi taç yaprağıyla süslenmiş, fazla yer kaplamayan, kimseye zararı olmayan sade çiçeklerdi. Sabahleyin çimenlerin arasından çıkıyorlar, akşam olunca da kayboluyorlardı. Ama bir gün ne olduğu bilinmeyen yeni bir tohum filizlenmişti. Küçük prens diğerlerine benzemeyen bu filizi çok yakından incelemişti. Bu, baobanın yeni bir türü olabilirdi. Fakat bir süre sonra büyümesi durdu ve çiçek açmaya başladı. Büyük bir tomurcuğun oluşmasına şahit olan küçük prens, mucizevi bir şeyin çıkacağını anlamıştı. Ama çiçek, yeşil odasında barınan biri olarak güzelleşmeye devam ediyordu. Renklerini büyük bir özenle seçiyordu. Taç yapraklarını teker teker düzenliyordu. O, gelincik çiçekleri gibi yaprakları buruşuk ortaya çıkmak istemiyordu. O, güzelliğinin ışıklarını yayarak görünmek istiyordu. Ah, evet, çok da cilveliydi. Bu gizemli hazırlık günlerce sürmüştü. Sonra bir sabah, güneş tam doğarken birdenbire kendini göstermişti. Uzun ve ince yeşil saplı, pembe tomurcuklu, güzel bir çiçek. Bu titiz ve özenli hazırlıktan sonra esneyerek şöyle dedi. Ah, daha tam olarak uyanamadım. Beni affetmenizi istiyorum. Yapraklarımdan hala buruş buruş olanlar var. Ama küçük prens hayranlığını dizginleyemeyerek, ah ne kadar da güzelsiniz dedi. Çiçek tatlılıkla cevap verdi. Değil mi? Ben ve güneş aynı anda doğduk. Küçük prens bu sözlerden onun alçak gönüllü olmadığını anlamıştı. Ama öyle heyecan vericiydi ki. Sanırım kahvaltı zamanım geldi diye düşünüyorum. Benimle ilgilenecek misiniz dedi çiçek. Küçük prens utandı. Ve çiçeği sulamak için gidip sulama kovasını aldı. Çiçeğe su vermeye başladı. Çiçeğin bu davranışları küçük prensi tedirgin etmişti. Örneğin bir gün dört dikeninden bahsederken küçük prense demişti ki ''Kaplanlar bile o pençeleriyle gelsinler bakalım.'' Küçük prens itiraz etmişti. ''Benim gezegenimde hiç kaplan yoktur ve kaplanlar ot yemez ki.'' ''Ben bir ot değilim.'' demişti çiçek tatlılıkla. ''Özür dilerim.'' Ben kaplanlardan hiç korkmuyorum ama rüzgardan korkarım. Senin beni koruyacak bir paravanın yok mu? Rüzgarlar. Bir çiçek için korkutucu olmalı. Bu çiçek anlaşılmaz tuhaf bir canlı dedi kendi kendine küçük prens. Geceleyin bir cam fanus koymanızı istiyorum üzerime. Burası çok soğuk. Oysa geldiğim yerde... Çiçek daha fazla konuşmadı. Oraya bir tohum olarak gelmişti. Diğer gezegenlerin nasıl olduğunu bilemezdi. Küçük prense böyle ince bir yalan söylerken yakalanmıştı ve hemen dikkat dağıtmak için 2-3 kere öksürdü. Fanus, onu almaya gidiyordum ama sen sürekli benimle konuşuyorsun. Küçük prense ızdırap vermek için kendini yine öksürmeye zorladı. Bunun üzerine küçük prens ona karşı iyi niyetli ve sevgi dolu olsa da şüphelenmeye başlamıştı. Onun önemsiz konuşmalarını ciddiye almış ve çok mutsuz olmuştu. Bir gün bana, ben onu dinlemek zorunda değilim. Çiçekleri hiçbir zaman dinlememek gerekir. Onlara sadece bakmalı ve koklamalıyız. Çiçeğim gezegenime güzel kokular yayıyordu. Ama ben ondan zevk alamadım.
Kaplan pençeleri masala beni etkilemiş ve bende acıma duygusunu uyandırmıştı. Küçük Prens anlatmaya devam etti. Ben neyi nasıl anlayacağımı bilmiyordum ki. Onun konuşmalarına değil, davranışlarına göre değerlendirmeliydim. O kokular yayıyordu ve beni aydınlatıyordu. Benim ondan kaçmam gerekmiyordu. Onun zavallı küçük oyunlarının arkasındaki sevgiyi tahmin etmeliydim. Çiçekler öyle tutarsız canlılar ki. Ama ben onu nasıl seveceğimi bilmek için çok gençtim. Küçük Prens'in gezegeninden kaçmak için yabani kuş sürüsünün göçünden yararlandığına inanıyorum. Oradan ayrılacağı sabah gezegeni düzene soktu. Aktif yanardağlarının küllerini dikkatlice temizledi. Bu volkanlar sabah kahvaltısını ısıtmak için çok uygundu. Ayrıca sönmüş bir yanardağ da vardı. Ama onun dediği gibi, ne olacağı belli olmaz diyerek sönmüş yanardağını da temizledi. Eğer yanardağlar temizlenirse püskürtmeden yavaş yavaş sürekli yanar dururlardı. Yanardağların püskürmesi baca yangınlarına benzer. Biz dünyamızın üzerindeki yanardağların küllerini temizlemek için küçüğüz. Böyle olunca onlar da başımıza bir sürü bela açarlar. Küçük Prens üzüntüyle son baobab filizlerini söküp çıkardı. Geri dönmeyeceğine inanıyordu. Ama bu son sabah her gün yaptığı işler ona çok güzel ve değerli gelmişti. Çiçeği son kez sulayıp da cam fanusu onun üzerine kapatacağı zaman gözyaşlarının akmak üzere olduğunu anladı. ''Hoşça kal'' dedi çiçeğe. Ama çiçek cevap vermedi. ''Hoşça kal'' diye tekrarladı. Çiçek öksürdü. Ama çiçeğin soğuk algınlığı da yoktu. Sonunda şöyle dedi. ''Ben aptallık ettim. Beni affet. Hep mutlu olmaya çalış.'' Çiçeğin sitem etmemesine şaşırdı. Elindeki fanusla şaşkınlık içinde öylece kaldı. Bu sakin tavrın tatlılığını anlayamadı. ''Elbette seni seviyorum.'' dedi çiçek. ''Benim hatam yüzünden anlayamadın. Bu önemli değil. Ama sen de benim kadar aptallık ettin. Mutlu olmaya çalış. Şu cam fanus. Artık onu istemiyorum. Ama rüzgar? Ben o kadar hasta değilim. Gecenin serin havası güzel olacaktır benim için. Ben bir çiçeğim. Ama hayvanlar, eğer kelebekleri tanımak istiyorsam 2-3 tırtılın varlığına katlanmam gerekir. Onlar çok güzel görünüyor. Ayrıca kelebekler ve tırtıllar olmazsa kim beni ziyarete gelecek? Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlara gelince ben onlardan korkmuyorum. Benim pençelerim var. Çiçek saf saf 4 tane olan dikenlerini gösterdi. Sonra da artık oyalanma. Sen gitmeye karar verdin. Git şimdi dedi. Küçük Prens'in onun ağlamasını görmesini istemiyordu. O işte böyle gururlu bir çiçekti. Küçük Prens kendini 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroidlerin bulunduğu yerde buldu. Ve onlar hakkında bilgi sahibi olmak için onları sırasıyla ziyaret etmeye başladı. İlk gezegende bir kral yaşıyordu. Mor bir kumaştan ve ermin kürkünden giysisiyle basit ama görkemli bir tahtın üzerine kurulmuştu. Kral, Küçük Prens'i görünce ''Ah işte bana tabi olacak biri!'' diye bağırdı. Küçük Prens de kendi kendine ''Daha önce beni görmemiş biri beni nasıl tanıyabilir?'' diye sordu. Dünyanın krallar için nasıl sıradan bir yer olduğunu bilmiyordu. Krallara göre herkes onlara tabi olmuştu. Kral sonunda bir kral olmanın gururuyla ''Yaklaş, seni daha iyi görebileyim.'' dedi. Küçük Prens oturacak bir yer bulmak için etrafına bakındı. Ama tüm gezegen kralın muhteşem kürküyle kaplanmıştı. Küçük Prens de ayakta kaldı. O kadar yorgundu ki esneyiverdi. Bir kralın huzurunda esnemek görgü kurallarına aykırıdır. Senin artık esnemeni yasaklıyorum dedi kral. Kendimi tutamıyorum. Uzun bir yolculuk yaptım ve hiç uyumadım dedi Küçük Prens mahcup bir sesle. Aa. O zaman sana esnemeni emrediyorum. Yıllardır esneyen birini görmemiştim. Esnemenin nasıl olduğunu merak ediyorum. Şimdi gel, yine esne. Bu bir emirdir. Küçük Prens yine utanarak, ''Bu beni korkutuyor. Bunu daha fazla yapamam.'' diye mırıldandı. ''Hımm.'' dedi kral. ''O zaman ben sana bazen esnemeni, bazen de...'' Kralın ne dediğinin tam olarak anlaşılmayan bir hali vardı. Aslında kralın tek amacı, otoritesine saygı gösterilmesiydi. Otoritesine karşı çıkılmasını, emirlerine uyulmamasını istemiyordu. O mutlak bir hükümdardı. Ama iyi bir insan olduğu için de makul emirler veriyordu. Kral sık sık, ''Ben bir generale,
deniz kuşuna dönüşmesini emrediyorsam ve general buna itaat etmiyorsa bu generalin hatası değildir. Bu benim hatamdır. Küçük prens ürkek bir tavırla oturabilir miyim? Ermin kürkünün etiğini biraz toplayan kral sana oturmanı emrediyorum dedi. Ama küçük prens şaşkınlık içerisindeydi. Gezegen küçücüktü ve kral kime ya da neye hükmediyordu? Majesteleri, size sorduğum için lütfen beni affediniz. Kral, sana soru sormanı emrediyorum, dedi. Siz kime ya da neye hükmediyorsunuz? Her şeye. Her şeye mi? Kral eliyle kendi gezegenini, diğer gezegenleri ve yıldızları gösterdi. Hepsine mi? Diye sordu küçük prens. Hepsine, diye cevap verdi kral. Çünkü o sadece mutlak bir kral değildi. Evrensel bir kraldı aynı zamanda. Yıldızlar da size itaat eder mi? Elbette dedi kral. Onlar emirlerime anında itaat eder. Ben itaatsizliğe izin vermem. Böyle bir güç küçük prensi hayretler içinde bırakmıştı. Kendisinin de böyle bir gücü olsaydı sandalyesini hiç çekmeden bir günde 44 kez değil 72, 100 hatta 200 kere gün batımını izleyebilirdi. Terk ettiği küçük gezegenini hatırlayarak üzüldü. Kraldan kendisine bir iyilikte bulunmasını isteme cesaretini gösterdi. Bir kez gün batımını görmek istiyorum. Bana bu şefkati gösterin. Güneşe batmasını emredin. Eğer ben bir generale, kelebekler gibi bir çiçekten diğerine uçmasını, bir trajedi yazmasını ya da bir deniz kuşuna dönüşmesini emretsem, o da bu emirlerimi yerine getirmese, burada hata bende mi yoksa generalde mi olurdu? Sizde olurdu. Kesinlikle. Herkesten yapabileceği şeyleri istemek gerekir, dedi kral. Otorite en başta akla dayanmalıdır. Eğer sen halkına denize atlamasını emredersen başkaldırı çıkacaktır. Benim emirlerime itaat edilmesini isteme hakkım var. Çünkü benim emirlerim makuldür. Sorduğu soruyu unutmayan küçük prens krala hatırlattı. Benim gün batımım? Bunu emredeceğim ve sen de gün batımını göreceksin. Ama benim hükümdarlığımda koşulların elverişli olması zorunludur. Küçük prens, ne zaman olacak? Diye sordu. Dedi kral. Büyük bir takvimi inceleyerek. Bu akşam saat 8'e 20 kala olacak. Ve sen de bana nasıl itaat edildiğini göreceksin. Küçük prens esnedi. Gün batımını göremediği için üzüldü. Biraz da canı sıkılmıştı. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Tekrar yola çıkacağım. Dedi krala. Krallık yaptığı için çok gururlanan kral, gitme, seni bakan yaparım, dedi. Ne bakanı? Adalet bakanı. Ama yargılanacak kimse yok ki burada. Bilinmez, dedi kral. Krallığımı tam olarak dolaşmadım. Ben çok yaşlıyım. Bir saltanat arabası içinde yer yok ve yürümek çok yorucu. Gezegenin diğer tarafına tekrar bakan küçük prens, ben şimdi yine baktım, hiç kimse yok, dedi. O zaman sen kendi kendini yargılayacaksın. Bu en zor şeydir. Kendini yargılamak, başkasını yargılamaktan çok daha zordur. Eğer kendini yargılamayı başarırsan, gerçek bir bilge olursun. Evet, ben kendimi her yerde yargılayabilirim. Bunun için burada yaşamam gerekmez, dedi küçük prens. Dedi kral. Gezegende bir yerde yaşlı bir fare var. Geceleri onun sesini duyuyorum. Bu yaşlı fareyi de yargılayabilirsin. Bazen ona ölüm cezası verirsin. Bazen ona ölüm cezası verirsin. Böylece de onun yaşamı senin adaletine bağlı olur. Ama her defasında onu bağışlayacaksın. Çünkü o elimizdeki tek canlıdır. Ben ölüm cezası vermeyi sevmem ve şimdi gitmeyi düşünüyorum. Hayır, dedi kral. Küçük prens hazırlıklarını tamamlamıştı. Ama yaşlı kralın üzülmesini hiç istemiyordu. Eğer majesteleri kendisine itaat etmemi istiyorsa bana makul bir emir verebilir. Örneğin bir dakika sonra gitmemi emredebilir. Koşullar bunun için çok uygun. Kral hiç karşılık vermedi. Küçük prens bir an tereddüt etti. Sonra da bir iç çekişle yola koyuldu. O zaman kral aceleyle bağırdı. Seni büyük elçim yaparım. Bunu söylerken çok otoriter bir havası vardı. Küçük prens yoluna devam ederek büyükler çok tuhaf. Dedi kendi kendine. İkinci gezegende kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Küçük prensi görür görmez uzaktan bağırdı. Ah bir ayranım beni ziyarete geliyor. Ne de olsa kendini beğenmişlere ve kibirlilere göre diğer insanların hepsi birer hayrandır. Günaydın dedi küçük prens.
ne tuhaf bir şapkanız var. Bu selamlamak içindir, dedi kibirli adam. Alkışladığım zaman selamlamak için kullanırım. Ne yazık ki buradan hiç kimse geçmiyor. Evet, dedi küçük prens, kibirli adamın sözlerinden hiçbir şey anlamadan. Kibirli adam, ellerini birbirine vur, dedi küçük prense. Küçük prens ellerini çırptı. Kibirli adam da şapkasını çıkartarak mütevazi bir tavırla onu selamladı. Küçük prens kendi kendine, bu krala yaptığım ziyaretten daha eğlenceli, dedi. Ve tekrar alkışlamaya, kibirli adam da onu tekrar selamlamaya devam etti. 5 dakika sonra küçük prens sıkılmıştı. Kibirli adama, şapkanızı tekrar başınıza takmanız için ne yapmalıyım, diye sordu. Fakat kibirli adam onu duymadı. Kendini beğenmişler ve kibirliler, övgüden başka hiçbir şeyi duymazlar zaten. Kibirli adam küçük prense, gerçekten bana çok mu hayransınız, diye sordu. Bu ne demek? Hayran olmak, beni bu gezegenin en yakışıklı, en iyi giyimli, en zengin ve en akıllı adamı olarak görmek demektir. Ama bu gezegende sizden başka kimse yok ki. Olsun, beni bundan mahrum bırakma. Yine de benim tek hayranım ol. Küçük prens de omuzlarını hafifçe silkerek, sana hayranım, dedi. Ama bu senin için niye bu kadar önemli? Sonra da küçük prens yoluna devam etti. Büyükler kesinlikle çok tuhaf, dedi kendi kendine yol boyunca. Bir sonraki gezegende bir sarhoş yaşıyordu. Bu ziyaret çok kısa sürdü. Fakat küçük prens derin bir üzüntü duydu. Dolu ve boş şişelerin önünde oturan sarhoşa, ''Burada ne yapıyorsun?'' diye sordu. Sarhoş üzüntülü bir sesle, ''İçiyorum.'' diye cevap verdi. ''Neden içiyorsun?'' ''Unutmak için.'' dedi sarhoş. Küçük prens büyük bir üzüntüyle sordu. ''Neyi unutmak için?'' Sarhoş başını önüne eğerek itiraf etti. ''Utancımı unutmak için.'' Ona yardım etmek isteyen küçük prens, ''Neden utanıyorsun?'' diye sordu. Sarhoş, ''İçmekten.'' dedi. Küçük prens çok şaşırmıştı. Ama yine de yoluna devam etti. ''Büyükler kesinlikle çok, hem de çok tuhaf.'' diyordu kendi kendine. 4. gezegen bir iş adamına aitti. Bu adam o kadar meşguldü ki, küçük prens geldiğinde dönüp ona bakmadı bile. ''Günaydın.'' dedi küçük prens. Sigaranız sönmüş. 3, 2 daha 5. 5, 7 daha 12. 12, 3 daha 15 eder. Günaydın. 15, 7 daha 22. 22, 6 daha 28. Sigaramı tekrar yakacak vaktim yok. 26, 5 daha 31. Vay be, bu da 500 milyon 622 bin 731 ediyor. 500 milyon nedir? Diye sordu küçük prens. Ne? Sen hala burada mısın? 501 milyon bilmiyorum. Yapacak çok işim var. Ben ciddi biriyim. Saçma şeylerle uğraşamam. 2, 5 daha 7. Hayatında bir kez bile sorduğu sorudan asla vazgeçmeyen küçük prens tekrar sordu. 501 milyon nedir? İş adamı başını kaldırdı. 54 yıldan beri bu gezegende yaşıyorum ve sadece 3 kez rahatsız edildim. İlk olarak 22 yıl önce inen ve nereden geldiği bilinmeyen bir ahmak tarafından. Korkunç gürültüsü yüzünden bir toplama işleminde 4 kez hata yaptım. İkincisi 11 yıl önce bir romatizma rahatsızlığı yüzünden oldu. Yeteri kadar çalışamadım. Boş boş gezecek vaktim yok. Üçüncüsü de işte sensin. 501 milyon. Milyon ne? İş adamı cevap vermediği sürece huzur bulamayacağını anlamıştı. Bazen gökyüzünde görülen küçük şeyler gibi. Sinekler mi? Ah hayır, parıltılı küçük şeyler. Arılar mı? Ah hayır, boş boş dolaşanlara düşler kurduran küçük şeyler. Ama ben ciddi biriyim. Benim böyle düşler kuracak vaktim yok. Yıldızlar mı? Evet, o kadar işte, yıldızlar. Peki ama 501 milyon yıldızla ne yapacaksınız? 501 milyon 622 bin 731 tam olarak bilirim. Siz bu yıldızları ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Evet, hiçbir şey. Onlara sahip oluyorum. Yıldızların sahibi siz misiniz? Evet. Ama ben daha önce bir kral gördüm. Krallar sahip olamazlar. Onlar hükmederler. Bu çok farklı bir durumdur. O zaman yıldızlara sahip olmak ne işe yarar? Bu beni zengin yapar. Peki zengin olmak ne işe yarar? Eğer herhangi biri yeni bir yıldız keşfederse onu da satın almama yarar. Küçük prens kendi kendine, ''Bu da benim zavallı sarhoşum gibi görünüyor.'' dedi. Yine de hala sorması gereken sorular vardı. ''Yıldızlara nasıl sahip olunur?'' İş adamı huysuz bir tavırla karşılık verdi. ''Onlar kimin sence?'' ''Bilmiyorum, hiç kimsenin.'' ''Öyleyse onlar benimdir. Çünkü bunu ilk kez düşünen ben oldum.'' ''Bu onlara sahip olmak için yeterli mi?''
Elbette. Sahip olmayan bir elması bulduğunda o senindir. Bir fikir ilk defa senin aklına geldiyse onun patentini alırsın. O artık senindir. Benden önce hiç kimse yıldızlara sahip olmayı düşünmedi. Bu yüzden de yıldızların sahibi benim. Evet, bu doğru dedi küçük prens. Onları ne yapıyorsunuz? Onları yönetiyorum. Onları sayıyorum ve sonra tekrar sayıyorum. Bu zor bir iş. Ama ben zor konuları çözen ciddi bir adamım. Küçük prens yine de memnun olmamıştı. Benim bir atkım varsa onu boynuma dolayıp yanımda götürebilirim. Bir çiçeğim olsaydı onu koparıp yanımda götürebilirdim. Ama sen yıldızları koparamazsın. Evet, ama ben onları bankaya yatırabiliyorum. Bu ne demek? Yıldızların sayısını bir kağıda yazıyorum. Sonra da bu kağıdı bir çekmeceye koyup kilitliyorum. Hepsi bu mu? Yeter artık, dedi iş adamı. Küçük prens, bu eğlenceli, diye düşündü. Oldukça da şiirsel ama çok da önemli değil. Önemli işler konusunda büyüklerinkinden çok farklı düşünceleri vardı. Her gün suladığım bir çiçeğim var. Her hafta küllerini temizlediğim 3 yanardağım var. Sönmüş olan yanardağımın küllerini de temizliyorum. Bunlar yanardağlarım ve çiçeğim için yararlı oluyor. Ama siz yıldızlar için yararlı değilsiniz. İş adamı ağzını açtı. Ama cevap verecek hiçbir şey bulamadı. Ve sonra da küçük prens yoluna devam etti. Yine kendi kendine. Büyükler kesinlikle çok tuhaf, dedi. 5. gezegen çok garipti. Diğerlerinden daha küçüktü. Sadece bir sokak lambasına ve bu lambayı yakan birine yetecek kadar yer vardı. Küçük prens, gökyüzünün herhangi bir yerinde, evsiz ve insansız bir gezegende, sokak lambasının ve onu yakan birinin ne işe yarayacağını anlayamamıştı. Ama yine de kendi kendine dedi ki, ''Bu durum çok saçma olsa bile, yine de kraldan, kibirli adamdan, iş adamından ve serhoştan daha saçma değil. En azından onun yaptığı işin bir anlamı var. Sokak lambasını yaktığında sanki bir yıldız doğuyor ya da bir çiçek daha meydana geliyor. Lambasını söndürdüğünde ise bir çiçeği ya da bir yıldızı uyutuyor. Bu çok güzel bir iş. Güzel olduğu için gerçekten de yararlı demektir. Gezegene ulaştığında lambacıyı saygıyla selamladı. Günaydın. Lambayı niçin söndürdünüz? Lambacı, emirler böyle dedi. Günaydın. Emirler nedir? Emir, sokak lambasını söndürmemdir. İyi akşamlar. Sonra sokak lambasını tekrar yaktı. Ama onu neden tekrar yaktınız? Emirler böyle, cevabını verdi lambacı. Anlamıyorum, dedi küçük prens. Anlamayacak bir şey yok, dedi lambacı. Emir emirdir, günaydın. Ve lambasını söndürdü. Sonra da kareli kırmızı bir mendille alnını sildi. Burada berbat bir iş yapıyorum. Eskiden makul bir işti. Sabahları lambayı söndürüyor, akşamları da yakıyordum. Gündüz dinleniyor ve gecenin geri kalan saatlerinde de uyuyordum. O zamandan bu yana emirler mi değişti? Emirler değişmedi. Trajik olan da bu. Gezegen yıldan yıla daha hızlı dönmeye başladı. Emirler ise değişmedi. Gezegen artık dakikada bir kez dönüyor. Ve bundan dolayı benim dinlenecek tek bir saniyem bile yok. Dakikada bir lambayı yakıp söndürüyorum. Bu çok garip. Burada günler bir dakika sürüyor. Hiç de garip değil, dedi lambacı. Seninle konuşmaya başladığımdan beri bir ay geçti. Bir ay mı? Evet, bir ay. 30 dakika, 30 gün, iyi akşamlar. Ve lambayı tekrar yaktı. Küçük prens onu seyrederken emirlere karşı bu kadar sadık olan bu lambacıyı sevdiğini hissetti. Bir zamanlar sandalyesini çekerek izlediği gün batımlarını hatırladı. Arkadaşına yardım etmek istedi. İstediğiniz zaman dinleneceğiniz bir yol biliyorum. Ben her zaman dinlenmek isterim, dedi lambacı. İnsan aynı zamanda hem işine sadık hem de tembel olabilir. Küçük prens devam etti. Sizin gezegeniniz çevresi 3 adımda dolaşılacak kadar küçüktür. Güneş ışığında kalmak için sadece daha yavaş yürümelisin. Böylece de gündüz istediğin kadar uzun sürecek. Bunu yapmak bana bir fayda sağlamaz, dedi lambacı. Hayatta en sevdiğim şey uyumaktır da. Bu imkansız, dedi küçük prens. Bu imkansız, dedi lambacı. Günaydın. Ve lambasını söndürdü. Küçük prens de yolculuğuna devam ederken kendi kendine şöyle dedi. Diğerleri, kral, kibirli adam, sarhoş, iş adamı, bu lambacıyı görselerdi, onu hor görüp küçümserlerdi. Oysa bana gülünç gelmeyen tek kişi oydu. Bu, belki de onun kendisinden başka bir şeyi düşünüyor olmasıdır. Üzüntüyle iç çekti ve kendi kendine şöyle dedi.
Oradaki arkadaşım olabilecek tek kişi. Ama gezegeni gerçekten de çok küçük. İki kişiye yer yok. Aslında küçük prensin itiraf etmeye cesaret edemediği bir şey vardı. Buradan ayrıldığı için 24 saatte 1440 gün batımını izleyememesiydi. Altıncı gezegen bir önceki gezegenden 10 kat daha büyüktü. Bu gezegende kocaman kitaplar yazan yaşlı bir adam yaşıyordu. Küçük prensi görünce bağırdı. "Ah, işte bir kaşif." Küçük prens masanın üstüne oturdu ve biraz soluklandı. Şimdiye kadar çok yol almıştı. "Nereden geliyorsun?" diye sordu yaşlı adam. Küçük prens cevap vermeden, "Bu kocaman kitap da nedir? Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Ben bir coğrafyacıyım," dedi yaşlı adam. "Coğrafyacı nedir?" diye sordu küçük prens. "Coğrafyacı, denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerini bilen bir bilim adamıdır." "Bu çok ilginç," dedi küçük prens. "Sonunda gerçek mesleği olan bir adam." Sonra da coğrafyacının gezegenine şöyle bir göz attı. Şimdiye kadar böyle görkemli bir gezegen görmediğini anladı. "Gezegeniniz çok güzel. Burada okyanuslar var mı?" "Bilmiyorum," dedi coğrafyacı. "Ya, öyle mi?" Küçük prens hayal kırıklığına uğramıştı. "Ya dağlar?" "Onu da bilmiyorum," dedi coğrafyacı. "Ya şehirler, nehirler ve çöller?" "Onu da bilmiyorum," dedi coğrafyacı. "Fakat siz bir coğrafyacısınız." "Kesinlikle," dedi coğrafyacı. "Ama ben bir kaşif değilim. Gezegenimde de hiç kaşif yok. Şehirleri, nehirleri, dağları, denizleri, okyanusları ve çölleri saymak coğrafyacılık değildir. Coğrafyacı öyle başıboş dolaşan biri değildir. O çalışma masasını bırakamaz. Kaşifleri de masasına çağırır. Onlara sorular sorar ve onların anlattıklarını not eder. Eğer onlardan birinin anlattıkları ona ilginç gelirse, o kaşifin ahlakı ve karakteri hakkında bir araştırma yaptırır. Neden? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif, coğrafya kitaplarında felakete neden olur. Çok içki içen bir kaşif de aynıdır. Neden? Diye sordu küçük prens. Çünkü sarhoşlar çift görür. Orada bir tane dağ varken, coğrafyacı onu iki olarak not eder. Ben kötü bir kaşif tanıyorum, dedi küçük prens. Bu mümkün. Eğer kaşif ahlaklıysa, o zaman da onun keşfi hakkında bir araştırma yapılır. Bir de keşfi görmeye mi gidilir? Hayır, bu çok zor olurdu. Ama keşfin delilleri istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfedilmişse, kaşiften oradan büyük bir taş alıp getirmesi istenir. Coğrafyacı aniden heyecanlandı. Ama sen çok uzaklardan geliyorsun. Sen bir kaşifsin. Bana geldiğin gezegeni anlatmak zorundasın. Coğrafyacı daha sonra not defterini çıkartıp kurşun kalemin ucunu açtı. Kaşiflerin anlattığı şeyler önce kurşun kalemle not edilir, mürekkeple yazılabilmesi için kaşiflerin kanıtlarını ortaya koyması gerekir. Haydi, dedi coğrafyacı. Benim yaşadığım yer o kadar da ilginç değil. Gezegenim çok küçük. Benim 3 tane yanardağım var. İkisi etkin, biri de sönmüş bir volkan. Ama hiç belli olmaz, dedi küçük prens. Belli olmaz, dedi coğrafyacı da. Bir de çiçeğim var. Biz çiçekleri not etmeyiz, dedi coğrafyacı. Neden? Benim gezegenimdeki en güzel şey o çiçek. Çünkü çiçekler kısa ömürlüdür. Kısa ömürlü ne demek? Coğrafya kitapları tüm kitaplar içinde en değerli kitaplardır. Onlar değerini her zaman korur. Bir dağın yer değiştirmesi çok nadirdir. Bir okyanusun suyunu boşaltması da öyle. Biz ebedi olan şeyleri yazarız. Ama sönmüş yanardağlar yeniden faaliyete geçebilirler, dedi küçük prens coğrafyacının sözünü keserek. Kısa ömürlü de ne demek? Yanardağlar sönmüş ya da aktif de olsalar bizim için aynıdır, dedi coğrafyacı. Bizim için önemli olan dağdır. Çünkü o değişmez. Sorduğu sorudan hiç vazgeçmeyen küçük prens tekrar sordu. Ama kısa ömürlü ne demek? Bu, yakında ortadan kaybolma tehlikesi var demektir. Benim çiçeğim yakında ortadan kaybolma tehlikesi mi yaşıyor? Elbette öyle. Küçük prens kendi kendine. Çiçeğim kısa ömürlü ve kendini koruması için sadece 4 dikeni var ve ben onu gezegenimde yalnız bıraktım, dedi. Bu, onun ilk defa pişmanlık duyduğu andı. Ama sonra cesaretini toplayarak sordu. Nereyi ziyaret etmemi tavsiye edersiniz? Dünya adlı gezegeni, diye cevap verdi coğrafyacı.
Bu gezegen iyi bir üne sahiptir. Ve küçük prens çiçeğini düşünerek yola çıktı. Böylece 7. gezegen dünya oldu. Dünya sıradan bir gezegen değildir. Orada 111 kral, 7000 coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon sarhoş, 311 milyon kibirli insan, yani yaklaşık 2 milyar büyük yaşar. Dünyanın büyüklüğü hakkında bir fikir vermek için şunu söyleyeceğim. Elektriğin icadından önce 6 kıtanın tamamında 462.511 lambacıdan oluşan gerçek bir lambacılar ordusu bulunduruyorlardı. Biraz uzaktan bakıldığında muhteşem bir görüntüsü vardı. Bu ordunun hareketleri operadaki bale grubunun hareketleri gibiydi. Önce Yeni Zelanda ve Avustralya lambacıları geliyordu. Lambalarını yaktıktan sonra uyumaya gidiyorlardı. Sonra Çinli ve Sibiryalı lambacıların dansı başlardı. Onlar da kulise çekiliyordu. Ardından Rus ve Hintli lambacılar geliyordu. Onlardan sonra Afrika ve Avrupa lambacıları. Sonra da Güney Amerika'nınkiler. En sonunda Kuzey Amerikalı lambacılar. Onlar sahneye giriş sıralarında hiçbir zaman hata yapmıyorlardı. Bu muhteşem bir şeydi. Sadece Kuzey Kutbu'nun tek lambacısı ve onun arkadaşı olan Güney Kutbu'nun da tek lambacısı uyuşuk bir hayat yaşıyorlardı. Onlar yılda iki kez çalışıyorlardı. İnsan zeka oyunu yapmak istediğinde gerçekten biraz uzaklaşıp yalan da söylüyor. Size lambacıları anlatırken pek dürüst değildim. Gezegenimiz hakkında yanlış bir fikir verme riskini fark ettim. İnsanlar dünya üzerinde çok az yer kaplar. Yeryüzünde yaşayan 2 milyar insan bir mitingdeki gibi sıkışık olarak ayakta dursa 20 mil uzunluğunda ve 20 mil genişliğinde bir alana rahatlıkla sığabilir. Dünyadaki insanlar Pasifik Okyanusu'ndaki küçük bir adaya sığabilir. Bunu söylediğinizde büyükler size inanmayacaklardır. Onlar büyük bir yer kapladıklarını düşünürler. Kendilerini baobablar kadar önemli zannederler. Onlara hesap yapmalarını tavsiye etmeli. Onlar rakamlara taparlar ve bu onları memnun eder. Ama bu gereksiz işlere vaktinizi boşa harcamayın. Bu gereksizdir. Bana güvendiğinizi biliyorum. Küçük Prens dünyaya geldiğinde kimseyle karşılaşmamasına şaşırdı. Yanlış gezegene geldiğini sanıp korkmaya başladı. Kumun içinde ay ışığının altın rengindeki bir halka kımıldadı. ''İyi akşamlar'' dedi Küçük Prens. ''İyi akşamlar'' dedi yılan. ''Hangi gezegene indim?'' diye sordu Küçük Prens. ''Dünyaya, Afrika'ya'' diye cevap verdi yılan. ''Ya, öyle mi? Dünyada başka kimse yok mu?'' ''Burası çöl. Çöllerde insan olmaz. Dünya büyüktür.'' dedi yılan. Küçük prens bir taşın üzerine oturdu ve gökyüzüne doğru baktı. ''Merak ediyorum da, yıldızlar, biz bir gün kendi yıldızımızı bulabilelim diye mi bu kadar parlaklar? Benim gezegenime bak, o tam üstümüzde, o kadar uzakta ki.'' ''Bu güzel.'' dedi yılan. ''Buraya neden geldin?'' ''Bir çiçekle bazı sorunlarım var.'' dedi Küçük Prens. ''Ya!'' dedi yılan. Ve her ikisi de sustular. Sonunda Küçük Prens yine konuştu. ''İnsanlar nerede? Çölde yalnızlık duygusu var.'' ''İnsanlarla beraberken de yalnız kalabilirsin.'' dedi yılan. Küçük Prens uzun süre ona baktı. ''Sen garip bir hayvansın.'' dedi sonunda. ''Bir parmak kalınlığındasın.'' ''Ama ben bir kralın parmağından daha güçlüyüm.'' dedi yılan. Küçük prens gülümsedi. ''Sen çok güçlü değilsin. Ayakların dahi yok. Yolculuk bile yapamazsın. Ben seni bir geminin götürebileceğinden daha uzağa götürebilirim.'' dedi yılan. Yılan, küçük prensin ayak bileğine bir altın bilezik gibi dolandı. ''Dokunduğum kişiyi geldiği yere gönderebilirim.'' dedi. Yılan tekrar konuşarak. ''Ama sen çok saf ve masumsun. Ayrıca bir yıldızdan geliyorsun.'' Küçük prens cevap vermedi. ''Şu granit gibi sert dünyada o kadar zayıfsın ki sana içim acıyor. Gezegenini bir gün özlersen eğer sana yardım edebilirim, yapabilirim.'' ''Aa, gayet iyi anladım.'' dedi küçük prens. ''Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun?'' ''Ben bütün bilmeceleri çözerim.'' dedi yılan. Ve her ikisi de sustular. Küçük prens çölü geçti. Ve yalnızca bir çiçeğe rastladı. Üç yaprağından başka bir şey olmayan bir çiçekti.
Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi çiçek. Küçük prens kibarca sordu. İnsanlar nerede? Çiçek önceden bir kervanın geçtiğini görmüştü. İnsanlar mı? Dedi. Onlar 6 veya 7 kişiydi. Onları yıllar önce görmüştüm. Ama nerede olduklarını asla kimse bilmez. Rüzgar onları uzaklara uçurmuştur. Onların kökleri de yoktur ki, bu da onların hayatını çok zorlaştırır. Hoşça kal dedi küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek. Bundan sonra küçük prens yüksek bir dağa tırmandı. O zamana kadar gördüğü dağlar dizine kadar gelen 3 yanardağdı. Sönmüş yanardağı da bir tabure olarak kullanırdı. Bu kadar yüksek bir dağdan tek bakışta tüm gezegeni görmek mümkündür dedi kendi kendine. Ama iğne gibi sivrilmiş dağ zirvelerinden başka bir şey göremedi. Günaydın dedi kibarca. Günaydın, günaydın, günaydın diye cevap verdi yankılar. Kimsiniz dedi küçük prens. Kimsiniz, kimsiniz, kimsiniz diye cevapladı onu yankı. Arkadaşım olun, ben çok yalnızım dedi. Ben çok yalnızım, ben çok yalnızım, ben çok yalnızım diye cevapladı onu yankı. Küçük prens ne garip bir gezegen diye düşündü. Kupkuru, sivri ve tuzlu. İnsanlar hayal kurmaktan uzak. Kendilerine söylenen şeyleri tekrar edip duruyorlar. Gezegenimde benim bir çiçeğim vardı. Her zaman ilk o konuşurdu. Fakat küçük prens, kumların, kayaların ve karların arasında uzun süre yürüdükten sonra bir yola ulaştı. Ve bütün yollar insanların yaşadığı yere çıkar. Günaydın dedi. Güllerle dolu bir bahçeydi burası. Günaydın dedi güller. Küçük prens onlara baktı. Hepsi onun çiçeğine benziyordu. Ve çok şaşırmış bir halde onlara sordu. Kimsiniz? Biz gülleriz dediler. Küçük prens çok üzüldü. Onun çiçeği küçük prense türünün evrende tek olduğunu söylemişti. Oysa sadece bu bahçede ona benzeyen 5000 çiçek vardı. Kendi kendine o bu çiçekleri görseydi çok rahatsız olurdu. Hemen öksürmeye başlar ve kimse gülmesin diye de ölü taklidi yapardı. Ben de onunla ilgileniyormuş gibi yapardım. Eğer bunu yapmazsam gerçekten kendini öldürürdü dedi. Sonra yine kendi kendine şöyle dedi. Ben de kendimi benzersiz bir çiçeğe sahip olduğum için zengin zannederdim. Ama sıradan bir güle sahipmişim. Bir gül ve boyları ancak dizime kadar olan 3 yanardağım. Üstelik biri belki de sonsuza kadar sönmüş bir yanardağ. Bunlar beni çok büyük bir prens yapmaz. Ve çimlerin üzerine uzanıp ağladı. İşte o sırada bir tilki ortaya çıktı. Günaydın dedi tilki. Dönüp bakan küçük prens de kibarca günaydın dedi. Ama bir şey göremedi. Elma ağacının altındayım, buradayım dedi bir ses. Sen kimsin diye sordu küçük prens. Ve ekledi. Sen çok güzelsin. Ben bir tilkiyim. Gel birlikte oynayalım dedi küçük prens. Ben çok mutsuzum. Seninle oynayamam. Çünkü ben evcilleştirilmedim dedi tilki. Ah, özür dilerim dedi küçük prens. Ancak bir süre düşündükten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Evcilleştirmek ne demek? Sen buralardan değilsin dedi tilki. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum dedi küçük prens. Evcilleştirmek ne demek? İnsanlar dedi tilki. Onların silahları var ve ava çıkarlar. Bu çok rahatsız edici bir şey. Onlar tavuk yetiştirirler. Yoksa sen tavuk mu arıyorsun? Hayır dedi küçük prens. Ben arkadaş arıyorum. Evcilleştirmek ne demek? Bu çok önceden unutulmuş bir şeydir. Bağ kurmak demektir. Bağ kurmak mı? Elbette dedi tilki. Sen benim için sadece yüz binlerce küçük çocuktan başka bir şey değilsin. Ve benim sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim. Fakat beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyacımız olacak. Bana göre sen dünyada tek olacaksın. Ben de senin için dünyada tek olacağım. Anlamaya başlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var. Galiba o çiçek beni evcilleştirdi. Bu mümkün dedi tilki. Dünyada buna benzer şeyler çok sık görülür. Aa hayır. O bu dünyadan değil dedi küçük prens. Tilki bunu anlamadı ve çok da merak etti. Başka bir gezegenden mi? Evet. O gezegende avcılar da var mı? Hayır. Çok ilginç. Ya tavuklar? Hayır. Hiçbir şey mükemmel değildir.
dedi tilki içini çekerek. Sonra da sözlerine devam etti. Benim yaşamım çok sıradan. Ben tavukları avlarım, insanlar da beni avlar. Bütün tavuklar ve bütün insanlar birbirine benzer. Bu da biraz canımı sıkıyor elbette. Ama sen beni evcilleştirirsen benim yaşamım güneş gibi aydınlanacak. Bir ayak sesini tanıdığımda diğerlerinden farklı olduğunu anlayacağım. Diğer ayak sesleri beni yer altına yuvama sokarken senin ayak seslerin ise bir müzik gibi beni yuvamdan dışarı çağıracak. Ve şuna bak, buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın benim için anlamı yok. Bu üzücü bir durum. Ama senin altın rengi saçların var. Beni evcilleştirdiğin zaman her şey çok harika olacak. Ayrıca altın rengindeki buğdaylar seni aklıma getirecek. Ve ben başakların arasından esen rüzgarı dinlemeyi seveceğim. Tilki uzun bir süre küçük prense baktı. Lütfen beni evcilleştir dedi. Ben de çok istiyorum dedi küçük prens. Ama çok az vaktim var. Daha bulacağım pek çok dost ve keşfedeceğim çok şey var. Ancak evcilleştirdiğin şeyleri anlayabilirsin dedi tilki. İnsanların artık hiçbir şeyi anlamak için vakti yok. Onlar her şeyi hazır olarak satın alıyor. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için insanların dostları da yok. Eğer bir dost istiyorsan beni evcilleştir. Ne yapmam gerekiyor diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olmalısın dedi tilki. Önce benden biraz uzakta çimenlerde oturacaksın. Ben gözümün ucuyla sana bakacağım ve sen bana hiçbir şey demeyeceksin. Kelimeler yanlış anlaşılmanın kaynağıdır ama her gün bana biraz daha yakın oturacaksın. Ertesi gün küçük prens yeniden geldi. Aynı saatte gelirsen daha iyi olur dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat 4'te gelirsen ben saat 3'ten itibaren mutlu olmaya başlarım. Saat ilerledikçe daha da mutlu olacağım. Saat 4'te neredeyse mutluluktan uçacağım. Ama istediğim bir zaman gelirsen kalbimin ne zaman hazır olacağını bilemem. Belli kurallara uymak gerekir. Belli kurallar ne demek diye sordu küçük prens. Bu da çok önceden unutulmuş bir şeydir dedi tilki. Bu bir saati diğer saatlerden, bir günü de diğer günlerden ayıran bir şeydir. Örneğin beni avlamak isteyen avcılar gelenek olarak perşembe günü köyün kızlarıyla dans eder. Yani perşembe benim için harika bir gün. Ben üzüm bağlarına kadar yürüyüşe çıkabilirim. Ama avcılar her gün dans etselerdi, ben hiç tatil yapamayacaktım. Bunun üzerine küçük prens de tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık vakti yaklaşınca, ah dedi tilki, galiba ağlayacağım. Bu senin hatan dedi küçük prens, senin üzülmeni asla istemem ama evcilleştirilmeyi sen istedin. Evet öyle dedi tilki, ama şimdi ağlamaya başlayacak gibisin dedi küçük prens. Evet öyle dedi tilki, o zaman bunun sana hiçbir faydası olmadı. Oldu dedi tilki. Çünkü buğday tarlalarının rengi daha anlamlı şimdi. Ve sonra da ekledi. Sen güllere tekrar bakmaya git. Seninkinin tüm dünyada benzersiz olduğunu anlayacaksın. Sonra bana veda etmek için geri gel. Ve ben de sana bir sır armağan edeceğim. Küçük prens gülleri yeniden görmeye gitti. Siz benim gülüm gibi değilsiniz diye konuştu küçük prens. Kimse sizi evcilleştirmedi. Ve siz de kimseyi evcilleştirmediniz. Sizin tilkimin ilk hali gibi olduğunuzu biliyorum. O yüz binlerce tilkiden biriydi. Ama onunla arkadaş oldum. Ve o şimdi dünyada tektir. Güller çok utanmışlardı. Küçük prens devam etti. Güzelsiniz ama boşsunuz. Yoldan geçen herhangi biri çiçeğimin size benzediğini zanneder. Ama onu ben suladığım için diğerlerinden çok daha önemlidir. Çünkü onun üzerine ben fanus yerleştirdim. Onu böylece korudum. Kelebek olmaları için bıraktığım 2 veya 3 tırtıl dışında diğerlerini onun için öldürdüm. Yakınmalarını, övünmelerini dinlediğim ve bazen de hiç konuşmamasına katlandığım odur. Çünkü o benim gülümdür. Sonra da tilkiye dönerek hoşça kal dedi. Hoşça kal dedi tilki. İşte benim sırrım. Çok basit bir sır. İnsan gerçeği sadece kalbiyle görebilir. Asıl olan göze görünmez. Küçük prens bu sözü unutmamak için tekrar etti. Gülümü bu kadar önemli kılan onun için harcadığım zamandır. İnsanlar işte bu gerçeği unuttular dedi tilki. Ama senin unutmaman gerekir. Eğer sen evcilleştirdiysen ona karşı sorumlu olan da sensin. Sen gülünden sorumlusun. Küçük prens unutmamak için tekrar etti. Ben gülümden sorumluyum. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi demiryolu makasçısı.
''Burada ne yapıyorsun?'' diye sordu küçük prens. ''Binlerce yolcuyu gidecekleri yere göre ayırıyorum.'' dedi makasçı. ''Onları götürecek olan trenleri bazen sağa bazen de sola gönderiyorum.'' Işıkları yanan bir tren gök gürültüsü gibi kükreyerek makasçının kulübesini sarstı. ''Onlar çok aceleci.'' dedi küçük prens. ''Nereye gidiyorlar?'' ''Bunu lokomotifin makinisti bile bilmez.'' dedi makasçı. Bu sırada diğer taraftan yine ışıkları yanan ikinci bir tren gümbürdeyerek geçti. ''Onlar şimdi geri mi dönüyor?'' diye sordu küçük prens. ''Bunlar aynı değil. Bu karşıdan gelen tren.'' ''Onlar bulundukları yerden memnun değiller mi?'' diye sordu küçük prens. ''Kimse bulunduğu yerden memnun değildir.'' dedi makasçı. Ve ışıkları yanan üçüncü bir tren kükredi. ''Onlar ilk trendeki yolcuları mı takip ediyor?'' ''Onlar hiçbir şeyi takip etmiyor. Onlar trenin içinde uyuyor ya da esniyorlardır. Sadece çocuklar burunlarını camlara yapıştırmışlardır. O zaman sadece çocuklar ne aradıklarını biliyorlar.'' dedi küçük prens. ''Onlar bezden yapılmış bir bebekle zaman geçirir ve bebek onlar için çok önemlidir. Eğer bebekleri alınırsa ağlarlar.'' ''Onlar şanslılar.'' dedi makasçı. ''Günaydın.'' dedi küçük prens. ''Günaydın.'' dedi tüccar. Bu adam susuzluğu gideren haplar satan bir tüccardı. Bu haplardan haftada bir tane yutulduğunda artık su içme ihtiyacı duyulmuyordu. ''Bunları neden satıyorsun?'' dedi küçük prens. ''Çünkü insanların zamanlarından tasarruf etmesini sağlıyor.'' dedi tüccar. ''Uzmanların hesaplamalarına göre haftada 53 dakika kazandırıyor. Bu 53 dakikada ne yaparlar?'' ''Her istediğini yaparlar. Harcayacak 53 dakikam olsaydı eğer bir çeşmeye doğru yürürdüm.'' dedi kendi kendine küçük prens. Uçağımın çöldeki arızasının üzerinden 8 gün geçmişti ve tüccarın öyküsünü dinlerken kalan suyumun son damlasını içtim. Ah, anıların çok sevimli ama ben uçağımı hala tamir edemedim ve içecek başka bir şeyim kalmadı. Ben bir çeşmeye doğru yürüyebilirsem mutlu olacağım.'' ''Arkadaşım, tilki.'' ''Sevgili küçük adam, tilkiden bahsetmenin sırası değil.'' ''Neden?'' ''Çünkü susuzluktan ölmek üzereyim.'' O dediğimi anlamadı ve şöyle dedi. ''Bir dosta sahip olmak, ölecek dahi olsak iyidir. Örneğin ben, bir tilki dostum olduğu için mutluyum.'' ''O tehlikeyi anlamıyor.'' dedim kendi kendime. ''Ne susuyor, ne acıkıyor. İhtiyacı olan şey biraz güneşti sadece.'' Ama o baktı ve düşüncemi anlar gibi. ''Ben de susadım. Bir kuyu arayalım.'' dedi. Yorgunluktan bitkin bir halde elimi kaldırdım. Çölün enginliğinde rastgele bir kuyu aramak saçmaydı. Yine de yürümeye başladık. Sessizce durmadan yürüdük. Karanlık çökmüştü ve yıldızlar da çıkmıştı. Onları susuzluğun verdiği ateşli rüya gibi görüyordum. Çünkü prensin sözcükleri belliğimde dönmekteydi. ''Demek sen de susadın?'' dedim ona. Ama benim soruma cevap vermedi. Sadece dedi ki, ''Su kalbi iyi gelebilir.'' Bu cevabı anlamadım. Ama hiçbir şey demedim. Onu sorgulamanın imkansız olduğunu çok iyi biliyordum. O yorulmuştu. Oturdu. Ben de onun yanına oturdum. ''Yıldızlar, görülmeyen bir çiçek nedeniyle güzeller.'' ''Evet, öyle.'' dedim. Ve hiçbir şey söylemeden ay ışığı altındaki kum tepelerine baktım. ''Çöl güzel.'' dedi küçük prens. Ve bu doğruydu. Ben çölü her zaman sevdim. Bir kum tepeciği üzerine oturulur, ne bir şey görülür ne de duyulur. Ama yine de sessizliğin içinde bir şeyin ışıldaması göze çarpar. ''Çölü güzel yapan bir yerlerde bir kuyu gizlemesidir.'' dedi küçük prens. Birdenbire çölün bu gizemli ışıltısının ne olduğunu anlamam beni şaşırttı. Küçükken oturduğum eski evde efsaneye göre bir hazine gömülüydü. Hiç kimse onu bulmayı bilmiyordu. Ya da aramayı düşünmemişti. Ama bu efsane evi tümüyle büyülü bir hale getirmişti. Evim kalbinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. ''Evet.'' dedim küçük prense. ''Ev, yıldızlar ve çöl. Onlara güzellik veren görünmezliktir. Tilkimin düşüncelerine katılmandan mutlu oldum.'' Küçük prens uykuya daldı. Onu kollarıma aldım ve yeniden yola koyuldum. Derin duygular hissettim. Çok kırılgan bir hazine taşıyormuş gibiydim. Öyle ki dünyada bundan daha kırılgan bir hazinenin olmadığını düşünüyordum. Ay ışığında solgun alnına, kapalı gözlerine, rüzgarda uçuşan saçlarına baktım ve kendi kendime, ''Şurada gördüğün sadece bir kabuk. Çünkü önemli olan şey gözle görülmez.'' dedim.
Aralanmış dudaklarında hafif bir gülümseme belirince yine kendi kendime, kollarımda uyuyan şu küçük prensin beni derinden etkileyen yanı, onun bir çiçeğe olan sadakati, uyurken bile. Bir lambanın alevi gibi parlayan bir gülün görüntüsüdür. Onu bu haliyle daha da kırılgan görüyordum. Alevleri iyi korumak gerekir. Bir rüzgar esintisiyle onları söndürebiliriz. Böylece yürüdüm ve şafakla beraber aradığım kuyuyu buldum. İnsanlar dedi küçük prens. Çok hızlı trenlere biniyorlar ama ne aradıklarını kendileri de bilmiyor. Sonra da acele ve heyecan içinde dönüp duruyorlar. Sonra ekledi. Bu çok gereksiz. Vardığımız kuyu büyük sahranın kuyuları gibi değildi. Onlar kuma kazınmış delikler şeklindedir. Bu ise bir köy kuyusuna benziyordu. Ama burada hiçbir köy yoktu ve ben bir rüyada olmalıydım. Bu tuhaf dedim küçük prense. Her şey hazır. Çıkrık, kova ve ip. Güldü. İpi yakaladı, çıkrığı çevirmeye başladı. Ve çıkrık, unutulmuş bir rüzgar gülü gibi gıcırdayarak inledi. Duyuyor musun? Dedi küçük prens. Biz bu kuyuyu uyandırdık ve o da şarkı söylüyor. Küçük prensin yorulmasını istemiyordum. Bana bırak, bu senin için çok ağır dedim. Kovayı yavaşça kuyunun ağzına kadar çektim ve düzgün bir şekilde kenara koydum. Çıkrığın şarkısı hala kulaklarımdaydı ve hala güneşin ışıklarını titreyen suda görüyordum. Ben de susadım dedi küçük prens. İçmek için bana da biraz ver. O an ne aradığını anladım. Kovayı dudaklarına kadar kaldırdım, o gözleri kapalı içti. Bu onun için özel bir festival gibi tatlıydı. Bu su birbesinden gerçekten farklıydı. O yıldızların altındaki yürüyüşten, çıkrığın şarkısından ve kollarımın çabasından doğmuştu. Kalbe bir hediye gibiydi. Ben küçük bir çocukken Noel ağacının ışıkları, gece yarısı ayininin müziği, gülümseyen yüzlerin güzelliği, aldığım Noel armağanının tüm ışıltısını alırdı. Gezegenin insanları, dedi küçük prens. Aynı bahçede 5000 gül yetiştiriyorlar ama aradıklarını yine bulamıyorlar. Evet dedim. Oysa aradıklarını tek bir gülde ya da suda bulabilirlerdi. Evet doğru dedim. Küçük prens ekledi. Ama onların gözleri kör. Kalple bakmaları gerekir. Suyumu içtim. Daha kolay nefes alıyordum. Güneş doğarken çöl bal rengindedir. Ve bu bal rengi beni mutlu ediyordu. O halde niçin kederleniyordum? Bir kez daha yanımda oturan küçük prens, sözünü tutmalısın dedi usulca. Hangi sözüm? Koyunum için bir ağızlık sözü. Çiçekten ise ben sorumluyum. Cebimden resim taslaklarını çıkardım. Küçük prens onlara baktı ve gülerek şöyle dedi. Senin baobalar biraz lahanaya benziyor. Halbuki ben baobalarımla gurur duyuyordum. Tilkinin kulakları boynuz gibi ve çok uzun. Yine güldü. Bu haksızlık küçük prens dedim. Ben boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimlerden başka bir şey çizmeyi bilmiyorum ki. Aa tamam çocuklar bunu anlayacaktır. Bunun üzerine ben de bir ağızlık çizdim. Bunu ona verirken de kalbim paramparça oldu. Bilmediğim planlarım var galiba. O cevap vermedi. Bana dedi ki, yarın dünyaya inişimin yıl dönümü olacak. Kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Buraya çok yakın bir yere inmiştim. Sonra kızardı. Ve bir kez daha anlaşılmaz bir kederle kaplanmıştım. O an şöyle bir soru sordum. O zaman 8 gün önce tanıştığımız sabah, herhangi bir yerleşim bölgesinden 1000 mil uzakta, tek başına dolaşman tesadüf değildi. İndiğin yere mi gidiyordun? Küçük prens yine kızardı. Ben de biraz tereddüt ederek ekledim. Belki de yıl dönümü içindir. Küçük prens bir kez daha kızardı. Sorduklarıma hiç cevap vermiyordu. Ama yüzünün kızarması evet anlamına gelmez mi? Ah ben korkuyorum dedim. Bu defa cevap verdi. Şimdi çalışman gerek. Dönüp motorunu tamir etmelisin. Ben seni burada bekliyorum. Yarın akşam tekrar gel. Ama içim kuşku doluydu. Ve tilkiyi hatırladım. Eğer siz evcilleştirilmeye razı olmuşsanız ağlama riskini de göze almışsınızdır. Kuyunun yanında eski bir duvar kalıntısı vardı. Ertesi akşam uçağımın motor tamiri işinden dönerken uzaktan benim küçük prensimin ayaklarını sarkıtmış duvarın üstünde otururken gördüm. Şöyle dediğini duydum. Hatırlayamıyorsun değil mi? Kesinlikle burası değil. Ben cevap vermemiştim ama başka bir ses ona cevap vermiş olmalıydı. Evet evet
Doğru gün ama yer burası değil. Duvara doğru yürümeye devam ettim. Onun kiminle konuştuğunu göremiyor ve duyamıyordum. Ama küçük prens bir kez daha cevap verdi. Kesinlikle kumdaki ayak izimin başladığı yeri göreceksin. Beni orada bekle. Bu gece oraya geleceğim. Duvardan 20 metre uzaktaydım ve hala bir şey görmüyordum. Kısa bir sessizlikten sonra küçük prens şöyle ekledi. Zehrin güçlü mü? Bana uzun süre acı çektirmeyeceğinden emin misin? Yüreğim parçalanmış bir halde öylece kala kaldım. Ama hala bir şey anlamamıştım. Şimdi git dedi küçük prens. Duvardan aşağı inmek istiyorum. Daha sonra gözlerimi duvarın aşağı kısımlarına doğru indirdim ve havaya sıçradım. Orada insanı 30 saniyede öldürebilecek sarı yılanlardan biri vardı. Küçük prensin tam karşısında duruyordu. Tabancamı çıkarmak için elimi cebime attım. Sonra da koşmaya başladım. Ama yılan çıkardığım gürültüyle yavaşça bir fıskiye gibi kumun üzerinden akarak hafif metalik bir sesle taşların arasında ortadan kayboldu. Ben küçük prensi duvardan indirerek kollarımı aldım. Onun yüzü kar gibi bembeyaz olmuştu. Şimdi de yılanlarla mı konuşmaya başladın? Sürekli boynuna taktığı altın sarı satkıyı gevşetti. Daha sonra ona biraz su içirdim. Artık ona bir şey sormaya cesaret edemedim. Yüzüme çok ciddi baktı ve kollarını boynuma doladı. Tüfekle vurulmuş bir kuşun kalbi gibi çarpıyordu kalbi. Aracındaki arızayı bulmandan mutlu oldum. Artık evine dönebilirsin. Bunu nasıl bildin? Ben de zaten tüm ümidimi yitirmişken arızayı onardığımı söylemeye geliyordum. Sorumu cevap vermedi ama konuşmaya devam etti. Ben de bugün evime dönüyorum. Sonra da üzüntüyle, çok uzak, çok daha zordur dedi. Olağanüstü bir şeylerin olup bittiğini açıkça fark etmiştim. Kollarımda küçük bir çocukmuş gibi tutuyordum onu. Ama yine de bir uçurumdan aşağı paldır küldür düşüyormuş ve bu duruma engel olamayacakmışım gibi geliyordu bana. Uzaklarda kaybolan ciddi bakışları vardı o an. Senin bana verdiğin koyunu aldım, sandığı da ve ağızlığı da. Sonra üzgün bir şekilde gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş toparlandığını görüyordum. Sevgili küçük adam, korkuyorsun dedim. Şüphesiz korkmuştu ama hafifçe güldü. Bu akşam çok daha fazla korkacağım. Bir kez daha kendimi onurlanmaz bir duyguyla dolmuş gibi hissettim. Onun gülüşünü asla duyamayacak olmaya dayanamazdım ve bunu da biliyordum. Bu gülüş benim için çölde bulunmuş bir su gibiydi. Küçük adam, gülüşünü tekrar duymak istiyorum dedim. Ama o bana dedi ki, bu gece bir yıl olacak. Yıldızım geçen yıl indiğim yerin tam üstünde olacak. Küçük adam dedim, şu yılan meselesinin ve yıldızla buluşmanın sadece kötü bir rüya olduğunu söyle. Ama o bu sorumu cevaplamadı. Bana dedi ki, önemli olan şey görünmeyendir. Evet biliyorum, bu çiçek için de aynıdır. Yıldızda yaşayan bir çiçeği seversen, gece gökyüzüne bakmak ne kadar tatlıdır. Yıldızların hepsi birer çiçek olur. Evet biliyorum. Bu su için de öyledir. Bana içirdiğin su, çıkrığın ve ipin sayesinde bir müziğin parçası gibiydi. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Ne kadar güzeldi. Evet bunu da biliyorum. Ve geceleri yıldızlara bakacaksın. Benim yaşadığım yıldız o kadar küçük ki yerini bile gösteremem. Böyle daha iyi aslında. Benim yıldızım senin için gökteki yıldızlardan herhangi biri olacak. Ve böylece yıldızlara bakmak sevindirecek seni. Hepsi de arkadaşın olacak. Ve sana bir armağan vereceğim. Yine güldü. Ah küçük prens, sevgili küçük prens. Bu gülüşünü duymayı seviyorum. Benim armağanım sadece bu olacak. Tıpkı su içtiğimiz zamanki gibi. Ne söylemeye çalışıyorsun? İnsanların yıldızları var. Ama hepsi birbirinin aynısıdır. Seyahat edenler için yıldızlar birer kılavuzdur. Diğerleri için ise onlar gökyüzündeki küçük ışıklardır. Bilginler içinse onlar çözülmesi gereken birer problemdir. Benim iş adamım için onlar altınlardır. Ama yıldızların hepsi sessizdir. Senin yıldızın ise hiç kimsenin yıldızına benzemeyecek. Ne söylemeye çalışıyorsun? Gece gökyüzüne baktığında ben o yıldızlardan birinde oturup güleceğim. İşte o an yıldızların hepsi gülüyormuş gibi olacak. Senin gülmeyi bilen yıldızların olacak. Ve yine güldü. Senin üzüntülerin bittiğinde zaman tüm acıları unutturur.
beni tanıdığına çok sevineceksin. Sen hep benim arkadaşım olacaksın. Benimle gülmek isteyeceksin. Bazen pencereni zevkle açacaksın. Dostların senin gökyüzüne bakıp da güldüğünü gördüklerinde hayret edecekler. Sen onlara, evet, yıldızlar beni hep güldürür diyeceksin. Ve onlar da senin deli olduğunu düşünecekler. Böylece sana kötü bir oyun oynayıp seni kandırmış olacağım. Ve yine güldü. Sana yıldızlar yerine gülmesini bilen çok sayıda çan vermişim gibi olacak. Ve yine güldü. Daha sonra ciddileşti. Bu gece biliyorsun, gelme. Seni terk etmeyeceğim dedim. Acı çekiyormuş gibi görüneceğim. Sanki ölüyormuşum gibi. Bu böyle olacak. Görmeye gelme. Buna değmez. Seni terk etmeyeceğim. Ama o endişeliydi. Yılan gelip seni ısırabilir. Seni ısırmasını istemiyorum. Yılanlar kötü niyetlidir. Eğlence için bile insanları sokabilir. Seni terk etmeyeceğim. Ama aklına gelen bir şey onu rahatlattı. Onların ikinci kez sokmak için zehirleri yoktur. O gece onun yola çıkıp gittiğini görmedim. Sessizce gitmişti. Ona yetişmeyi başardığımda hızlı ve kararlı adımlarla yürüyordu. Bana sadece şöyle dedi. Ah, sen misin? Elimden tuttu. Ama hala endişeliydi. Gelmen yanlış. Acı çekeceksin. Ben ölmüş gibi görüneceğim ama bu doğru olmayacak. Ben hiçbir şey demedim. Bunu anlıyorsun. Orası çok uzak. Bu bedenimi yanımda taşıyamam. Bu çok ağır. Ben yine hiçbir şey demedim. Ama terk edilmiş eski bir kabuk gibi olacak. Eski kabuklar o kadar üzücü değildir. Ben yine hiçbir şey demedim. Cesaretini kaybeder gibiydi. Yine de son bir çaba ile dedi. Bu çok güzel olacak biliyorsun. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkırıp aslanmış kuyu gibi olacak. Yıldızların hepsi bana içeyim diye su verecekler. Ben yine hiçbir şey demedim. Senin tam 500 milyon çanın, benimse 500 milyon çeşmem olacak. Ve bu çok ama çok eğlenceli olacak. Başka bir şey diyemedi. Çünkü ağlıyordu. İşte burası. Ben tek başıma devam edeyim. Yere oturdu. Korkuyordu. Sonra şunları söyledi. Biliyorsun, benim sorumlu olduğum bir çiçek var. O kadar zayıf ve naif ki, dünyaya karşı kendini korumak için dört dikeninden başka hiçbir şeyi yok. Ben de oturdum. Çünkü ayakta durmam artık mümkün değildi. İşte hepsi bu kadar, dedi. Biraz tereddüt etti. Sonra ayağa kalktı. Bir adım attı. Ben hareket edemiyordum. Ayak bileğinin yanındaki sarı parıltıdan başka bir şey yoktu. Bir an hareketsiz kaldı. Çığlık atmadı. Bir ağaç gibi yavaşça yere doğru devrildi. Her yer kum olduğu için hiç ses çıkmadı. Ve şimdi 6 yıl geçti. Bu hikayeyi henüz kimseye anlatmadım. Yaşadığımı gören arkadaşlar buna çok sevindiler. Üzgündüm ama onlara yorgunum diyordum. Şimdi kederim biraz teselli buldu. Tamamen değil elbette. Ama onun gezegenine döndüğünü çok iyi biliyorum. Çünkü şafak vakti onun bedenini bulamadım. Öyle ağır bir beden de değildi. Geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. 500 milyon küçük çan gibiler. Ama kötü bir şey var. Küçük prens için çizdiğim ağızlığa geri bir kayış eklemeyi unuttum. Koynunu asla bağlayamayacak. Şimdi merak ediyorum. Acaba onun gezegeninde neler oluyor? Belki de koyun çiçeği yedi. Bazen kendi kendime şöyle diyorum. Kesinlikle hayır. Küçük prens her gece çiçeğinin üzerine cam fanusunu kapatır ve koyununa da dikkatlice bakar. İşte o zaman mutlu oluyorum ve yıldızların hepsi tatlı tatlı gülüyorlar. Bazen de bir akşam o cam fanusu unutur ya da koyun geceliğin sessizce giderse, işte o zaman küçük canlar birer gözyaşına dönüşüyorlar. Burada daha büyük bir sır var. Benim için olduğu kadar küçük prensi seven sizler için de bilinmeyen herhangi bir yerde bilmediğimiz, görmediğimiz bir koyunun bir gülü yiyip yememesi fazlasıyla önemli olabilir. Gökyüzüne bakın ve kendinize koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi diye sorun. İşte o an her şeyin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Ve hiçbir büyük bu meselenin ne kadar önemli olduğunu asla anlayamayacaktır. Ve şimdi karşımızda bir manzara. Gökyüzünde bir adet yıldız, 2 adet de yeşil ova.
Bu, bana göre dünyanın en sevimli ve en hüzünlü manzarasıdır. Bu resim, önceki sayfadakinin aynısıdır. Ama aklınızda kalsın diye tekrar çizdim. Burası Küçük Prens'in yeryüzünde ortaya çıktığı ve sonra da kaybolduğu yerdir. Eğer Afrika'ya seyahat edecek olursanız, bu noktaya acele etmeden dikkatlice bakın. Yıldızların tam altında bir süre bekleyin. Eğer küçük bir adamın size güldüğünü görürseniz, sorduğunuz sorulara yanıt vermezse ve altın rengi saçları varsa onun kim olduğunu anlayın. Böyle bir şey yaşarsanız beni teselli edin ne olur. Bana onun geri geldiğini söyleyin.